Ajans Erzincan'dan Haberiniz Olsun programında yine sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Erzincan'la ilgili önemli konuları Haberiniz Olsun programında gündeme getiriyoruz. Yine bugün Erzincan'ı çok yakından ilgilendiren projeleri konuşacağız, destekleri konuşacağız. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Demirdoğan bugünkü Haberiniz Olsun'un konuğu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Sayın Demirdoğan'la birlikte Erzincan genelindeki verilen destekleri konuşacağız ama önce istedik ki DAP projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hakkında bize bilgi versin Sayın Profesörümüz Sayın Demirdoğan. Evet, bu önemli projelere imza atıyorsunuz, önemli destekler veriyorsunuz Doğu Anadolu bölgesinde. Dolayısıyla Erzincan'da da bu destekler devam ediyor. Evet. İsterseniz önce Bölge Kalkınma İdaresi'ni kısaca bir tanıtalım izleyicilerimize. Öncelikle ben bana bu fırsatı verdiğiniz için Ajans Erzincan ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size de başarılar diliyorum yayın hayatında. Sağ olun efendim. Bildiğiniz gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Erzurum merkezli bir kurum. Bünyemizde 15 ilimiz var. Evet. Sivas dahil Doğu Anadolu bölgesindeki 14 ile toplamda 15 ile hizmet veriyoruz. 2011 yılında kanun hükmünde kararname ile 642 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulmuş özel bütçeli bir kuruluş. Evet. 2013 yılından itibaren de destek vermeye başlamış bölgede. İdarenin görevlerinden kısaca bahsedecek olursam, bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, evet, ve izlemek, değerlendirmek konularında. Yani sadece biz kendi alanımızda değil, diğer kamu kurumlarının yaptığı projelerde de hazırlanmasında ve uygulanmasında, izlenmesinde görevli bir kuruluşuz. Evet. Yine bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkanlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak ve yaptırmak görevimiz var. Bunun asıl amacı da bölgenin potansiyelini ortaya çıkarıp bu potansiyele uygun yatırımları teşvik etmek için özellikle paydaşımız olan kamu kurumlarının hazırladığı projelere veya bizim hazırlanmasına yardımcı olarak o kurumlara verdiğimiz projelere destek sağlamak. Evet. Yani bir araştırma sonucunda diyelim ki tarım sektöründe özellikle bitkisel üretimde ya da meyve sebzede bir potansiyel gördüysek bu alandaki projelere yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla strateji bütçe başkanlığından aldığımız ödenekleri kullandırarak destek veriyoruz. Evet, bu bir anlamda da bölgelerin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor tabii ki. Türkiye'de sadece Doğu Anadolu bölgesinde değil, farklı bölgelerde de bu oluşum var değil mi? 4 tane bölge kalkınma idaresi var. Birisi DAP, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. DOKAP var, Doğu Karadeniz. Evet. Konya Ovası var ve en eskisi de GAP. Biliyorsunuz 1980'lerde o daha önce kurulan bir evet, kurum ama 2011 yıldan sonra bu 3 kurum da ilave edilmiş. Şu anda toplamda 43 il. Eğer yeni ilaveler olmadıysa 43 bu desteklerden faydalanıyor. İdarelerin görev alanı içerisinde. Evet, Merkez Erzurum'da. Merkez Erzurum. Evet Sayın Başkanım, şimdi bölgenin tamamına destek veriyorsunuz Erzincan'la evet, birlikte. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Genel anlamda Doğu Anadolu Projesi kapsamında Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın kapsadığı illerde genel olarak ne tür desteklerde bulunuyoruz? Evet, 2013-2022 yılını esas alarak, yani 2013 yılından itibaren verdiğimiz desteklere baktığımızda küçük ölçekli tarımsal sulama projeleri bizim desteklerimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Evet. Şu ana kadar 979 projeye cari fiyatlarla 1.3 milyar lira destek vermişiz bölgede. Hayvan içme suyu 308 proje, 94 milyon, cari fiyatlarla 172 milyon. Evet. Bitkisel üretim altyapısının geliştirmesi programında 258 projeye cari fiyatlarla 197 milyon.
Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi 187 projeyi 433 milyon. Tarımsal eğitim ve yayım alanında 25 projeye 13 milyon lira bir destek verilmiş. Evet. Yine enerji projelerine 16 projeye 60.2 milyon destek vermişiz. Sanayi altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında 4 projeye 33.6 milyon destek verilmiş. DAP bölgesinde rekreasyon alanlarının geliştirilmesi başlığı altında 9 projeye 2022 fiyatlarıyla 77.9 milyon, yani 78 milyon destek verilmiş. Yine DAP İdaresi muhtelif kültür projeleri kapsamında 133 projeye toplamda 39.1 milyon destek. Sınır ilçeleri ekonomik ve sosyal kalkınma programı kapsamında 28 projeye 59.9 milyon. Belediyelerin sosyal donatı ihtiyacının tespiti ve desteklenmesi başlığı altında 7 projeye 18.1 milyon. Tarihi kent bölgelerinin canlandırılması ve tanıtımı başlığı altında 32 projeye 40.1 milyon. Cari fiyatlarla 92 milyon. Manevi şahsiyetler projesi kapsamında 3 projeye 4.9 milyon. Urartu, bu da Erzincan projesi. Urartu Gelişim Koridoru projesi kapsamında 1.8 milyon cari fiyatlarla. Diğer kültür ve sosyal kalkınma projelerinde 5 projeye bugünkü fiyatlarla 18.7 milyon. Toplamda 2.3 milyar destek vermişiz. Bölgedeki tüm illere. Evet. Peki şimdi bu desteklerden kimler faydalanıyor? Yani kurumlar mı, kişiler mi? Bundan faydalanabilmek için belirli bir proje aşaması mı gerekiyor ve geri ödemesi oluyor mu? Bizim desteklerimiz kamu kurumları vasıtasıyla, uygulayıcı kurumlarımız kamu kurumları. Yani belediyeler, valilikler, özel idareler, işte bakanlıkların il ilçe müdürlükleri, bunların vasıtasıyla ama vatandaşa ulaşması kaydıyla. Yani evet, o kurumların kendi kapasitelerini artırmak değil, vatandaşın kapasitesini, altyapı ihtiyacını veya üst yapı ihtiyacını karşılamak amacıyla. Peki mesela biz bir belediye olarak bir proje hazırladık ve size sunduk, siz de kabul ettiniz ve desteği verdiniz. Takibini yapıyor musunuz? Bu destek vatandaşa ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Tabii. Yani zaten özellikle geçen yıldan itibaren vatandaşa verilecek mesela süs sağım makinesi veya tohum desteği gibi konularda biz bir görevli DAP idaresinden, bir tane ilgili kurumdan, eğer projeyi tarım il müdürlüğü ya da ilçe müdürlüğü yapmışsa oradan, bir tane de kalkınma ajanslarının yatırım destek ofislerinden bir arkadaşımızla üç kişilik komisyon kurarak öncelikle o desteği alacak kişilerin uygun olup olmadığını belirliyoruz. İşte mesela süs sağım makinesinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak, kriter olarak belki 10 baş ve üzeri hayvanı olmak, işte %25-30 eş finansman vereceğini taahhüt etmek gibi kriterler var. Evet. Bunları eğer sayı fazla olursa bizim verdiğimiz ödenekten kura çekiyoruz. Kurayı da yine video kayıt sistemiyle kuraları kayıt altına alıyoruz. Herhangi bir sıkıntıya sebep olmamak evet, için. Şahit olmaması için. Şahit olmaması için. Evet. Peki ilgi nasıl? İlgi yoğun. Yani vatandaşın gerçekten, biz hani geçen yıl da bahsettik yine, sağ olun sizlerle benzer programı yaptığımızda, bizim bütün sıkıntımız çiftçiliğin zor bir iş olması. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey çiftçiliği, tarımı kolay bir meslek haline getirmek ya da işte özellikle gençlerin, evet, gençlerin bu alana girmesini teşvik edecek tedbirler alabilmek. Bunun için de özellikle tarımsal mekanizasyona çok önem veriyoruz. Mesela bir süs sağım makinesinin işte köydeki bir teyze için ne anlama geldiğini ancak orada gördüğünüzde anlıyorsunuz. Evet. Gerçekten işte günde 4-5 saatlik işini 15-20 dakikada halletmenin verdiği hazzı, yani parasal olarak ölçmeniz mümkün değil. Tabii ki. Evet. Ve bu anlamda işte ekim söküm makinalarından tutun, tohum desteği veya işte bir takım destekler gerçekten hem
gelir, yani verimliliği arttırdığı için gelir de artıyor. Gelir arttığı için de mesleğe yönelme artıyor. Özellikle oluşturduğumuz soğuk süt zinciri projelerinde, mesela 2 yıl önce belki hani iyi mi yaptınız, pahalandı diyebilirler izleyenlerimiz ama 80 kuruştan şu anda 9-10 liraya süt çıktı. Hem de işte kontrol edilebilir. Evet. Yani tüketici en azından nasıl bir süt içtiğini biliyor şu anda. Hem üretici kazanıyor, hem de tüketici daha hijyenik ortamda, daha temiz sütler içebiliyor. Mesela bir örnek verecek olursak Erzincan'da işte biraz önce bahsettiniz soğuk süt zinciri. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin böyle bir projesi var. O da sizden mi destek aldılar? Yok. Bizden de destek aldılar. Ajanstan da, Kalkınma Ajansı'ndan da. Ve yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erzincan'daki soğuk zincir Türkiye çapında örnek bir yapı oluştu. Bu anlamda başkanımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten evet. İyi bir sistem kurdu. Avrupa Birliği hibeleri dahil bütün desteklerden faydalanarak güzel bir yapı oluşturdu. Peki burada geri ödeme var mı? Mesela diyelim ki herhangi bir belediye veya işte birlik sizden destek aldı. Bunu tekrar geri ödüyor mu? Bizim desteklerimiz genelde hibe şeklinde. Ama özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz şaibeyi önleyebilmek ve ihtiyacı olmayan kişilerin de bu desteklerden faydalanmasını engellemek için eş finansman uyguluyoruz. Yani en yüksek %30 civarında. Mesela bir süt makinesi 6000 liraysa bunun 1800 lirasını üretici ödüyor. Geri kalan 1800 lirasını biz ödüyoruz. Geri ödeme yok. Evet. Şimdi bölgemizdeki illere baktığımız zaman tabii tarım ve hayvancılıkla geçinen iller, evet. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan illerin içindeyiz. Bu iller arasında nüfusa göre mi destek oluyor yoksa potansiyel mi değerlendiriliyor? Nasıl bir sistem uyguluyorsunuz? Önce iki yöntemi de denedik ama nüfusa göre değerlendirme yapıldığında zaten küçük illerimiz dezavantajlı iller. Yani büyük il, nüfusu fazla olan iller bir şekilde farklı kaynaklarda kullanabiliyorlar. O yüzden nüfusu az olan illere daha fazla destek vererek oradaki potansiyeli harekete geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki Erzincan'a baktığımız zaman Erzincan genelinde 2022 yılında, şimdi hemen hemen yılın sonuna geldik, işte bir ay kaldı, bir yıl daha geride bırakacağız. Siz Bölge Kalkınma İdaresi olarak Erzincan genelinde 2022 yılında ne tür destekler verdiniz? Onları da geçerim ama isterseniz bir de genel olarak Erzincan'a şimdiye kadar ne destek vermişiz? Ondan tabii da ki. Önce onu değerlendirelim, daha sonra evet. 2020. Şu ana kadar 119 projeye Erzincan'da 179 milyon destek sağlanmış. Ne zaman, hangi tarihten bu yana kadar? 2013'ten 2022'ye kadar. 2022'ye kadar. Burada belki biraz olacak ama 2020'de ben göreve başladım. O zamana kadar 59 milyon destek almıştı Erzincan. Şimdi 179 milyon. Toplam. 3 yılda yaklaşık bir 120 milyonluk destek vermişiz. Yani ben göreve geldikten sonra biraz pozitif bir şey... Pozitif ayrımcılık mı oldu? Şimdi sizin Erzincanlı olmanızın bir şeyi mi var yoksa projeler mi çok geliyor? Proje çok geliyor. Bir de Erzincan'ın hakikaten tarımsal anlamda potansiyeli çok yüksek. Yani bölgede hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde diğer illere göre, yani kapasitesi itibariyle diğer illere göre çok yüksek bir potansiyeli var. Mesela sulama konusunda en fazla projeyi Erzincan'a veriyoruz. Çünkü sulanabilir alanı çok fazla, suyu evet. var. Bu anlamda biraz öncelik veriliyor. Öncelik veriliyor bu evet. şeye. Küçük ölçekli tarımsal sulama projesi 67 projeye 116 milyon destek verilmiş. Başlangıçtan bugüne evet. kadar. Bir tane hayvan içme suyu projesi yapılmış. Bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesinde 14 projeye 7.4 milyon. Hayvancılık altyapısının geliştirilmesinde 7 projeye 15.2 milyon. Tarımsal eğitim ve yayımda 4 projeye 2.4 milyon. Okuma kültüründe 13 projeye 4.5 milyon.
Güneş enerjisini destekleme projelerinde 2 projeye 14 milyon. Muhtelif kültür alanında 4 projeye 456 bin lira ve belediyelerin sosyal donatı ihtiyacının tespiti ve desteklenmesinde bir projeye 2,5 milyon. Yine tarihi kent bölgelerinin canlandırılması ve tanıtımı 4 projeye 12,4 milyon. Manevi şahsiyetler projesinde bir projeye 1,3 milyon. Ve Urartu Gelişim Koridoru projesinde de bir projeye 1,8 milyon destek verilmiş. Erzincan genelinde. Erzincan genelinde. Evet, oldukça güzel rakamlar evet, bunlar. Yani bakıldığında toplamda bayağı bir mesafe kat edilmiş ilk günden bu yana kadar verilen destekler anlamında. Doğru. Başkanlığımızın 2022 projesi, daha doğrusu 2022'deki bütçesi 112 milyon 800 bin liraydı. Evet. Daha sonra bir 277 milyon 500 bin liralık ek ödenek verildi. Bununla beraber Erzincan için. Yok, toplamda. Toplam genel anlamda. Evet. Bu 2022'deki ilk başlangıçta biz 11 projeye 10,4 milyon destek vermişiz. Yine başkanlığımızın 2022 yılı içinde talep etmiş olduğu 230 milyon liralık talep ödenek kapsamında Erzincan'da 25 adet projeye 47,7 milyon destek verildi. Ve toplam destek oranı 20,7. %20,7. Yani bizim idareye gelen toplam bütçenin ödeneğin, evet, bütçenin %20,7'si, yaklaşık %21'i Erzincan'a verilmiş oldu. Evet, şimdi az bir oran da değil, evet, diğer illeri de düşündüğüm. Toplam kaç il var demiştin? 15 il. 15 il bulunuyor sizin kendi sahanızda. Oldukça iyi bir orana ulaşmış Erzincan. Doğru. Tabii yani, sizin katkılarınız da oluyor bunlar. Yani dediğim gibi. Biraz da projelerin de şeyi var. Hem bölge olarak çok desteğe ihtiyacı olan bir bölge. Bir de yapılan işlerin karşılığını alabildiğimiz bir bölge. Diğer bir açıdan da aslında burada bizim Erzincan'daki paydaşlarımıza da bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Özellikle il özel idaresi, işte genel sekreterinden çalışan mühendislere kadar hepsi çok detaylı ve uygun projeler hazırlıyorlar. Evet. İstendiği anda projeler hazır. Böyle olunca da bizim desteklememiz kolay oluyor. Bu anlamda bütün il özel idare, tarım, milli eğitim, bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde bir imza programı vardı Sayın Valimizin ve il protokolünün katıldı. Buradaki destekler ek desteklerle ilgili miydi? Ek ödenek destekleriydi. Buradaki acelemiz şundandı. 2022 yılı ödeneklerinin 2022 yılında kullanılması gerekiyor. İşte 7 Kasım itibariyle yanılmıyorsam desteklerimiz belli oldu. 9'unda ya da 10'unda programı yapmak zorunda kaldık. Çünkü hemen protokolleri imzalayıp ihale günü alıp parayı bloke etmemiz lazım. Yoksa bir sonraki yıla sarkmaması lazım. Sarkmıyor zaten, otomatikman hazineye iade ediliyor. O yüzden evet, acele etmiştik. Sağ olsun bütün uygulayıcı kuruluşlar katıldı, imzaladık. Hemen hemen tamamı da ihale günü aldılar kamu ihale kurumundan. Evet. Dolayısıyla onların paralarını hemen bloke etme imkanımız var şimdi. Peki bu destekler ilçelerde de oluyor değil mi, Erzincan ilçelerinde de? Bütün ilçelerimize hemen hemen destek almayan ilçemiz kalmadı. Tabii köylerimiz de dahil. Evet. Herhangi bir ayrım yapmadan bütün ilçelere, yani ne ilçe bazında ne köy bazında herhangi bir ayrım yapmadan bütün ilçelerimizi eşit bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi 2023 yılına gireceğiz. 2023 yılı için de mutlaka projeler hazırlanıyordur. Evet. Ve bu yönde de çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Çünkü kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tüm kurumlar, belediyeler kendi çalışmalarını planlıyorlar. Peki 2023 yılında siz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak Erzincan genelinde diyelim, ne tür destekler verilecek? Bu konuda bir belirginlik var mı? Bu sene biraz yoğun çalıştık işin doğrusu.
2022'nin Eylül ayı itibariyle proje çağrısına çıkmıştık. İki ay içerisinde bize yaklaşık bir 400 proje geldi. Ve biz bu fırsatı kullanarak 2023'ün projelerini de bakanlığa sunduk. Yani şu anda 2023'ün projeleri tamam. Hazır. Hazır. Bakan onayından da çıkmış durumda. 13 Aralık'ta yanılmıyorsam mecliste bütçemiz onaylandığında bu projeleri de ilan etmiş olacağız. Ve biz şu anda 11 projeye 16,5 milyon lira bir destek vereceğiz 2023'te. Evet. Peki burada ödenek sıkıntısı yaşanıyor mu? Yok, şu anda herhangi bir ödenek sıkıntımız yok. Yani bize zaten bütçemiz onaylandıktan sonra otomatikman paralarımız hazineden bize aktarılıyor. Biz de proje hesaplarına aktarıyoruz. Evet, şimdi Erzincan İl Özel İdaresi ile birlikte ilçelerle baktığımız zaman önemli projelerde destekliyorsunuz, başkanlık olarak. Peki buradaki amaç vatandaşların tarıma dayalı olan, geçim kaynağı tarım olan Erzincan'da tarıma dayalı projeleri biraz daha artırmak, bunlara destek vermek ve dolayısıyla ters göçü önlemek olarak da düşünülebilir mi? Kesinlikle. Yani bizim amacımız zaten özellikle bölge nüfusunu burada tutabilmek. Çünkü biliyorsunuz göç sadece gitti, buradan ayrılan kişiler burası için bir kayıp değil. Aynı zamanda gittikleri yer için de bir problem oluyorlar. Evet. Oradaki işte barınma veya diğer ihtiyaçları için devletin yapacağı yatırımlar belki burada işte 1.000 lira vererek bunu burada tutmak mümkünken orada yaşaması için belki 50.000 lira harcaması gerekiyor. Yani bu evet, anlamda insanların doğdukları yerde doymalarını sağlayarak onları burada tutmak daha pratik bir çözüm. Bir de asıl hani pandeminin bir afet olduğundan ya da işte bir olumsuz bir şey olduğunu biliyoruz ama bu dönemde bizim için bir de ufuk açmış oldu. Yani önümüzdeki yüzyılın hatta yüzyılların mesleği çiftçilik olacak. Evet. Yani gıda sektörü, özellikle tarım, hayvancılık bizim önemli ölçüde tarıma yönelmemiz gerektiğini, dünyadaki bütün trendlerin tarıma yöneldiğini gösteriyor. Bu anlamda birkaç yıl içerisinde, bu yıl da zaten çiftçilerimiz yani şükür iyi bir mevsim geçti. Hemen evet, hemen her alanda çok verimli ya da çok iyi bir verim alındı. Bunun karşılığında da iyi bir gelir elde edildi. Çiftçilerimiz şimdi tarımdan, yani hayvancılıktan, bitkisel üretimden, hayvansal üretimden para kazanılabileceğini gördüler. Evet. Ve bu önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Yani çünkü bu da güzel örnek teşkil etti. Evet. Bir nebze teşvik edilmiş oldu, öyle değil mi? Evet. Bu işte baktılar ki güzel geçimlerini en azından sağlayabiliyorlar. Tabii. Ve şey de yani bazen hani kara kalem hesap denir ya, kaba taslak hesap yapıyoruz. 10 baş süt sığırı olan bir kişi işte günde iyi cins varsa tabii 30-40 kilo civarında süt alıyorsa bir inekten 10 başta 400 kilo 500 kilo süt satma imkanı oluyor. Ve şu anda 10 liradan sattığını düşünün. Evet. Yani bunun yarısını masrafa çıkın. Yani rahat bir hani hep bizde devlet dairesine yönelik bir şey vardır, iş arayışı vardır. Yeter ki devlet kapısı olsun, evet, derler. Ama işte 10 baş hayvan olan bir kişi genel müdürden daha fazla kazanabiliyor. Kazanabiliyor, yani. Evet. Ve bu gittikçe de artıyor. Bir de hani hayvancılık kendisini artırarak devam eden bir iş kolu. Evet. Şimdi baktığımızda Erzincan bir sanayi şehri değil. Erzincan'da işte doğa sporları, onun gibi aktiviteler de olabiliyor ama şimdi geçim olarak düşündüğümüzde madem ki biz sanayi şehri değiliz, o zaman tarım ve hayvancılığa yönelmemiz lazım. Burada da tabii sizin destekleriniz de ön plana, evet, çıkmış oluyor. Aslında biz tarımsal altyapıyı desteklediğimizde tarımsal sanayinin altyapısına da destek olmuş olacağız. Yani diyelim ki burada domates üretimini biz arttırdığımızda yarın burada salça
fabrikası olacak. Ya da işte meyveciliği geliştirdiğimizde yarın burada reçel, marmelat veya diğer yine gıda sanayine dönük işte pancarın şekere dönüşmesi gibi. Yani birincil üretim dediğimiz bu tarımsal üretimin artması aslında diğer sanayi kollarında girdilerini oluşturuyor. Bu evet. miktarı arttırdığımızda biz ister istemez sanayi de buna bağlı olarak gelişecek. Şimdi bizim asıl sıkıntımız şu. Mesela çayırlı fasulyesi için bir pazar bulduk Mersin'de. Oradaki bir toptancı fasulyeyi beğenmiş. Tamam dedi. Denemek için bana bir 5000 ton gönderin. 5000 ton. Evet. Sorduğumuzda toplam üretim 1000 tonmuş zaten. Evet. Yani o rakamları geçmediğimiz sürece yani sanayinin oluşması ya da daha büyük bir gelir alanının açılması mümkün değil. Yani biraz daha büyük düşünmek lazım. Evet. Peki siz bu konuda da çalışma yapıyor musunuz? Mesela evet. bölgelerde işte fasulye ekin veya işte şu yönde biraz daha odaklanın gibi çiftçileri de yönlendirme imkanınız oluyor Tabii. mu? Tabii. Özellikle endüstriyel bitkilerin ekimine daha çok destek veriyoruz. Yani tohumunu verilmesi veya işte onun hasatıyla ilgili makine tesisata daha fazla destek veriyoruz. Mesela lavanta üretimi bölgede DAP'ın desteğiyle başladı. Şimdi mesela bir takım çoklu yıllık şeyler var. Yem bitkileri. Onların ekimi için destek veriyoruz. Yine bu ayçiçek yağı veya patates gibi sanayide kullanılabilecek cinsten ürünlerin üretimine daha fazla destek veriyoruz. Peki şimdi 15 il var. 15 ilde de çalışma yapıyorsunuz. Bu illerde temsilcilikleriniz var mı? Yoksa birebir siz mi bütün illerde aynı faaliyeti gösteriyorsunuz? Aslında bütün organizasyonu DAP İdaresi yapıyor ama son dönemlerde özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü hem idarelerin hem de ajansların koordinasyonuyla ilgilenmeye başladığında bu kalkınma ajanslarının illerdeki yatırım destek ofisleri aynı zamanda bizim de irtibat büromuz haline dönüştü. Dolayısıyla buradan gelen talepler ya da buraya yapılan müracaatlar bize yapılmış gibi değerlendiriliyor. Erzincan'da veya ilçelerde veya köylerden yapılabilecek projeler önce o il bazında yapılıp size mi aktarılıyor? Evet. Direkt size de olabiliyor mu? Direkt bize de gelebilir. Ama hani bir kamu kurumu vasıtasıyla geleceği için evet. o ildeki kamu kurumu tarafından gönderilmesi gerekiyor. Evet. Evet, çok güzel çalışmalar içindesiniz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ve Erzincan'a biraz daha fazla destek bekliyoruz. İnşallah. Yani hani özellikle ek ödeneğin çıkarılması konusunda Sayın Başbakanımızın büyük katkısı oldu. Ondan bahsetmem lazım çünkü yine, Sayın Binali Yıldırım'ın. Evet, çünkü yine ek ödenek isteyeceğiz. Biz de siz nasıl bölge bizden destek bekliyorsa biz de onlardan destek bekliyoruz yine. Ve inşallah daha iyi destekler vermeye çalışacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ajans Erzincan'a ve Haberiniz Olsun programına konuk olduğunuz için başarılar diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun efendim. Sağ Kolaylıklar olun. Diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Haberiniz Olsun burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Demirdöğen'di. Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bölgemizdeki yatırımlarını konuştuk. Erzincan'daki yatırımlarını konuştuk. 2023 yılındaki uygulanacak olan destekleri konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Bir başka Haberiniz Olsun programında yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hoşça kalın.